Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Üçleme başlıyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Üçlemeden herkese merhaba. Radyo Spor mikrofonlarında an itibariyle programımız başlıyor. Bizler kimiz? Bizler sessiz çoğunluğun elçileriyiz. Ben Deniz Volkan Yılmaz, program partnerim Nazım Türknas ile bugün 9-11 saatleri arasında tam 2 saat sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi birbirinden özel konu ve konuklarıyla programımız tam gaz devam edecektir. Malum gündem yoğun, maçlar var. Dün akşamki periyotta çok ciddi güzel maçlar oldu. Bugün yine aynı şekilde birbirinden güzel maçlara sahne alacak ligimiz. Sosyal medya hesaplarımız Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme. Bizlere mesajlarınızı, desteklerinizi buradan atabilirsiniz. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, programımız zaten interaktif bir program. Her an her dakika mesajlarınızı okuyoruz. Zaten şu anda da programımız başladığı andan itibaren de zaten mesajlarımız da gelmeye başlıyor. Tabii bu arada şöyle de bir durum var. Bugün Radyo Spor stüdyosunda burada üçleme programında tek başımayım. Nasıl tek başımayım? Sevgili Nazım Türknas, evet, aylardır kafamın etini yedi. Ayağımı suya sokamadım, denize giremedim, edemedim dedi ve durdu. En sonunda da bugün memleketi olan İzmir'e bir hafta 10 gün süreyle bir tatile çıktı. Artık kendisini İzmir sahillerinde kızgın kumlardan serin sulara atlarken o müthiş yüzücülüğüyle İzmir halkına ve bizlere o müthiş yüzücülüğünü sergileyecek. Bakalım oradan bize neler getirecek. Artık kumru mu getirir, boyoz mu getirir, yoksa İzmir bombası mı getirir, ne getirir? Onu zaten hep birlikte göreceğiz. Ama şunu biliyorum ki kendisini alıp gelirse sadece kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Şöyle... Dün akşamki maçlarda, dün akşam oynanan maçlar isterseniz hemen bir tekrar edelim. Şöyle yapalım. Medipol Başakşehir 0, Kayseri Spor 1, Yeni Malatya 2, Gaziantep FK 0, Başakşehir 1, Karagümrük 0, Hatay Spor 5, çok flaş bir sonuçtu. Hatay Spor 5, Alanya Spor 0, TFF 1. Lig'de oynanan maçlarda Keçiören Gücü 2, Adana Spor 0, Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0, Bursa Spor 0, Eyüp Spor 2. Burada da evet bir aslında şöyle flaş demeyelim ama tabii beklentiler başkaydı. Bursa Spor adına özellikle lig başladı başlayalı. Beklentiler başkaydı ama bir türlü istenilen sonuçlar gelmiyor Bursa Spor adına da. Bugünün programını isterseniz verelim. 19-15 seansında Kasımpaşa Galatasaray. Yine 19-15 sahasında Sivasspor Göztepe. Bu maç zaten beni ve Nazım Türknas'ı yakinen ilgilendiren bir maç. Maç Sivas'ta olacak. Eğer maç zaten İzmir'de olmuş olsaydı Nazım Türknas kesin akredite olur. Bugün bu maça katılırdı. Yine 21-45 sahasında Altay Fenerbahçe, Giresunspor Trabzonspor. Bugün zaten Altay Fenerbahçe maçında İzmir'de olacağı için Nazım Türknas bugün bu maça gidecek. Akredite oldu. Altay Fenerbahçe maçını bizzat olay yerinden, bizzat canlı gözlerle izleyecek ve bizlere de aktaracak. En azından canlı gözle izlenen maçlarda her zaman net bir şekilde saha içerisinde olan olayları, saha içerisinde olan şeyleri çok net bir şekilde birlikte görebiliyoruz. Tabii şöyle de bir durum var. Unutmadan TFF 1. Ligi de isterseniz panoramasını vereyim. 19-15 sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırma Spor, Gençler Birliği Manisa FK, 21-45 seansında Denizli Spor MK Ankara Gücü, İstanbul Spor Altınordu maçları var. Bugün de çok ciddi bir program var. Baktığımız zaman Süper Lig'de 4 maç, TFF 1. Lig'de yine aynı şekilde 4 maçla bu haftayı kapatacağız. Bu haftayı birlikte kapatacağız. Hakikaten birbirinden güzel maçlara sahne alıyor. Beklenilen sonuçlar, kimine göre beklenilen sonuçlar oluyor maçlarda, kimilerine göre hiç beklenmeyen sonuçlar oluyor. Mesela benim için bu haftanın hakikaten özellikle dünün çok sürpriz sonucu
Hatayspor'un kendi evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmesiydi. Ama çok güzel bir oyun vardı saha içerisinde. Yani gerçekten Hatayspor'un geçen seneden kalma o alışık olduğumuz o düzenini Ömer Hoca ile birlikte tekrar görmeye başladık. 5 gol gerçekten çok flaş bir sonuç. Lakin şöyle, rakip Alanyaspor geçen senenin, hatta daha önceki senenin hakikaten çok iyi takımı. Yani ligimizin iyi takımlarından. Ancak tabii ki baktığımız zaman bu mağlubiyet Alanyaspor adına hakikaten ve Çağdaş Atan Hoca adına pek iyi bir sonuç olmadı. Şöyle yapalım, mesajlarımız var. Mesajlarımızı eğer isterseniz mesajlarımızı verelim. Günaydın, iyi yayınlar, selamlar abiler. Bugün günlerden Denizli Spor, inşallah kazanacağız demiş Cengiz Karakuş. Hayırlısı diyelim. Yani öyle diyelim. Günaydınlar sevgili Üçleme ailesi. Benim merak ettiğim bir şey var. Sayın Aykut Kocaman, ne bu çağ dışı futbolu oynatmaktan ve yıldız futbolcularla problem yaşamaktan ne zaman vazgeçecek diyor sevgili Cem CLK. Yani. Devam edelim. Akhisar'dan bir mesajımız var. Günaydınlar, iyi yayınlar. Bayan milli voleybol takımımıza başarılar diliyoruz. Akhisar'dan Evşen Hanım. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Yine biliyorsunuz sarı kırmızı çaydanlığıyla meşhur sevgili abimiz Derfin Yunustane'den yine bir çaydanlıklı, sarı kırmızı çaydanlıklı mesaj var. Nazım abinin çok sevdiği bir mesaj bu sarı kırmızı çaydanlık. Genelde hep biliyorsunuz kendisi okuyor bu sarı kırmızı çaydanlıklı mesajları, kendisi çok seviyor. O yüzden bugün yok Nazım abi. Sevgili Yunus Derfindane, ben buradayım. En azından sarı kırmızı çaydanlığı bugün ben okumuş olayım sizin adınıza. Demokratik Göz Göz'den yine bir mesaj var. Üçleme programı günaydın demiş Twitter'dan atmış olduğu mesajla. Günaydın. Kendisi Göztepe taraftarı. Hakikaten Göztepe'nin hakikaten şöyle bir şey var. Ben en azından sosyal medyada gördüğüm kadarıyla hakikaten çok büyük neferi diyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Dün akşamki maçta en azından bizim akredite olup da katıldığımız, canlı gözle izlediğimiz maç vardı. Hangi maçtı o? Başakşehir Futbol Kulübü ve Kayserispor maçıydı. Dün maç, evet, canlı gözle izledik. Maçta birçok şeye de aslında şahit olduk. Şöyle de bir şey var. Hakikaten iki takımın oynamış olduğu oyun, önce genelden bahsedecek olursak, iki takımın oynamış olduğu oyun hakikaten hiçbir şekilde göze hoş gelen bir oyun görmedik. Ben özellikle bunu Kayserispor adına net bir şekilde söyleyebilirim. Ama tabii şöyle de bir durum var. Hikmet Hoca ile birlikte 2 maç 4 puan. Hani iyi bir sonuç bakıldığı zaman, hani ortalamada %50'yi geçmiş durumda ama konuk ekip Kayserispor'dan başlamak gerekirse, evet, maçın hemen 4. dakikasında Kiam'ın golüyle yeni transfer. Hakikaten büyük umutlarla yapıldı bu transfer. Sayın Başkan Berna Gözbaşı'nın da ve Hikmet Hoca'nın da özellikle istemiş olduğu transferdi bu transfer. Hemen maçın başında Emrah Başsan'ın ortasında güzel ve düzgün bir vuruşla, evet, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Lakin her şey burada başladı Kayserispor adına. Aslında şöyle başladı derken biraz mübalağa yapıyorum. Aslında işin bitiş noktasıydı. 4. dakikadan sonra Kayserispor bu golü attıktan sonra resmen Kayserispor'u biz sadece kendi yarı sahasında gördük. Maç içerisinde sadece kendi yarı sahasında gördük. Nazım abiyle birlikte de tabii ki bunu basın tribününde otururken bunu da net bir şekilde yorumladık. Çünkü maçı izlediğimiz yer, Fatih Terim Stadyumu'nda maçı izlediğimiz yer gerçekten hani basın tribünü, basın mensupları için 4-4'lük bir izleme alanına sahip. Çok net bir şekilde pozisyonları takip ettik. Bu 4. dakikadan sonraki gelen golde net bir şekilde Kayserispor'un geri çekildiğini gördük. Yani hakikaten neredeyse maçın 70 dakikası tamamen Kayserispor'un yarı sahası içerisinde geçti. Savunma yaptılar. Hani Hikmet Hoca'nın istediği bir durum muydu?
Bunu zaten birazdan söyleyeceğim. Ama hakikaten şöyle bir durum var. İleriye çıkmakta çok zorlandılar. Başakşehir Kulübü çok ciddi bir şekilde Kayseri Spor yaralanında olduğu için Kayseri Sporlu oyuncular artık psikolojik midir nedir ya da taktik midir hiçbir türlü ileriye çıkamadılar. Bu zaten Kayseri Spor adına benim için görüldüğü, ya yani benim gördüğüm kadarıyla çok net bir şekilde bir dezavantaj bu durum teşkil ediyor. Eğer ki sezonun genelinde bu şekilde zaten bu oyun sürerse hakikaten Kayseri Spor'da büyük sıkıntılar olur. Zaten basın toplantısına geçtiğimiz zaman maçın sonunda evet yani Nazım abinin de ve benim de Hikmet Hoca'ya sormuş olduğum sorular zaten ortaklıktı. Ortak da bu minvaldeydi. Benim sormuş olduğum soru vardı. Dedim ki hocam maçın genelinde sizi 70 dakika hep kendi yaralanınızda gördük. Hani bu bir sizin taktiğiniz miydi yoksa oyuncuların psikolojik olarak kaybetmeme duygusuyla hareket ettikleri bir durum muydu? Tabii Hikmet Hoca'nın cevabı şuydu. Ben dedi böyle bir taktik dedi olamaz. Ben böyle bir şey istemedim. Evet dediğini ikinci dediniz dedi doğru. Oyuncuların evet belki bir kaybetmeme psikolojisiyle böyle bir şey yaptılar ama şöyle bir durum var. Biz sağ kenarında hocayı görürken hoca sürekli ileri çıkılmasını istiyordu oyunculardan ama oyuncular bir türlü bunu hakikaten yapamadılar. Yani bu sıkıntıyı çok net bir şekilde gördük. Hikmet Hoca'nın söylediği de ya da sağ kenarında vermiş olduğu taktiği de yerine getiremediler oyuncular. Zaten hoca şöyle bir şey söyledi. Maçın sonunda son 5 dakikasında oyuncuyu aldık. Oyuncu 5 dakika maç oynadı. Maç bitiminde bana dedi ki hocam adım atacak halim kalmadı diye bir açıklaması vardı bize maçın sonunda basın toplantısında. Yani 5 dakika oynayan oyuncu bile o kadar çok yorulmuş ki aslında şöyle Başakşehir'in ciddi ataklarından sebep bunlar tabii. Ama bu oyun sistemiyle eğer ki bu oyun sistemini oyuncular kendileri benimserlerse hakikaten Kayseri Spor'da işler biraz sıkıntıya gider. Çünkü ligimizde hakikaten gol atmayı seven, hakikaten çok net bir şekilde atak oynamayı seven, ofans oynamayı seven takımlar var. Yani Beşiktaş gibi, Hatay Spor gibi, Karagümrük gibi hakikaten yani şöyle son 1-2 maçtır özellikle Fenerbahçe'yi buna katabiliriz. Çünkü çok ciddi bir şekilde bir yükseliş ivmesindeler. Özellikle ileri ucunda Vitor Pereira'nın taktiği hakikaten tutmaya başladı. Bir önceki dönemde gelişinde tutmamıştı ama bu sefer hakikaten tutmaya başladı. Fenerbahçe gibi yani çok ciddi ve ofansı seven oyuncular olduğu için Kayseri Spor takımının bunlara karşı bu oyun sistemiyle mücadele etmesi çok zor. Yani 65-70 dakika gol yemeden, 65-70 dakika hani kalemde golü görmeden maçları sürdürmen imkansız. Ama tabii ki Hikmet Hoca buna bir çözüm bulacaktır. Geçelim Başakşehir'e. Ev sahibi Başakşehir şöyle hakikaten orada Başakşehir Kulübü'nde hakikaten işler biraz karışık gibi görünüyor. Çünkü şöyle bir durum var. Maçın sonunda Aykut Hoca'yla birlikte Aykut Hoca'nın basın toplantısına katıldığımız zaman hakikaten hoca çok sıkıntılıydı. Yani sıkıntısı, üzüntüsü, stresi net bir şekilde yüzüne yansıyordu. Tabii ki biz de sorularımızı mecburen sormak zorundaydık. Şöyle bir durum var. Başakşehir takımında şunu net bir şekilde söylüyorum. Evet. Ne dedim? 65-70 dakika Kayseri Spor'un yarı alanında oynandı. Lakin oyunu bitirici, hakikaten fırsatçı oyuncuya çok acil, şiddetli bir şekilde Başakşehir Kulübü'nün ihtiyacı var. Bir kere forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Şimdi değerli dinleyiciler belki biliyorlar. Evet, Başakşehir'de taraftarlar şunu da söyleyebilir. Ya kardeşim bizde işte Muhammed Demir var, Gulbransen var, Ahmet Kutucu var. Hani Westerlo'dan transfer edilen Türk oyuncu Atabey var. Krivelli var. Yani var. Evet, 5-6 tane var. Oyuncu, forvet oyuncusu ama şimdi 5-6 tane oyuncunun Başakşehir Kulübü'ne katmış olduklarına da bir bakmak lazım. Zaten çok net bir şekilde bir forvet açığı var bu takımda. Tabii maçın sonunda da Aykut Hoca'ya da zaten bu minvalde bu sorular yöneltildi basın toplantısında. Evet, hoca da net bir şekilde bir oyuncu istiyoruz dedi. Forvet oyuncusu istiyoruz dedi. Bitirici bir oyuncuya ihtiyacı var Başakşehir Kulübü'nün. Çünkü baktığımız zaman evet Kayseri Spor'un da açıkçası o psikolojik çekilmesinden dolayı evet Başakşehir Kulübü çok atak oynadı ama şöyle %99
99 değil, hatta şöyle %70 %60'lık bir gol pozisyonuna bile girmekte gerçekten zorlandılar. Çünkü rakip alanda sürekli bir pas var. Evet, ileriye bir topu çıkarıyorlar. Kale önüne doğru topu çıkarıyorlar ama o işi bitirecek orada ne bir orta saha oyuncusu, ofans orta saha oyuncusu ne de bir forvet oyuncusu açıkçası yoktu. Şöyle pozisyonlarda Alexis'in ayağının altından kaçırdığı bir top vardı. Bir de hatırladığım kadarıyla Deniz Türüc'ün ve Lima'nın bir kafa vuruşu vardı. Onlar da zaten çerçeveyi tutmadı. Yani çerçeveyi tutmayan vuruşlar ama evet düzgün kafa vuruşlarıydı ama çerçeveyi tutmayan vuruşlardı. Hakikaten şöyle bir durum var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ez cümle Başakşehir takımı 3 haftada puan toplayamadı. Yani 3 haftada 0 puan. Geçen seneden kalma o alışkanlıklarını da aynı şekilde devam ediyor. Zaten hocaya da benim sormuş olduğum soru buydu. Geçen seneden kalma alışkanlık hocam sürüyor. Bu alışkanlığı nasıl bitireceksiniz, nasıl bu şekilde yola devam edeceksiniz diye bir soru sordum ama tabii ki hoca bu soruya net bir cevap da vermedi. İleriki günlerde dedi konuşuruz, görüşürüz, bunu anlatırım size dedi. Tabii sorumuz orada askıda kaldı ama tabii bunun da sebebi evet hocanın da açıkçası yani bu soruya cevap verilmemesindeki sebep hocanın da açıkçası yani takım içerisindeki durumlardan umutsuz olmasından kaynaklı. Şöyle şunu söyleyeyim, hani en az bir forvet oyuncusu ve iki oyuncu takviyesiyle olur mu? Ya olabilir. Ama şu şartlarda 3 haftada hakikaten hiç puan alınamaması da çok büyük bir garabet durumu Başakşehir kulübünde. Allah selamet versin ne diyelim. Yani hakikaten bu ülkenin şampiyon takımlarından bir tanesi. Bu da tabii ki açıkçası şimdi şampiyon olmuş şurada 2 sene önce şampiyon olmuş bir takımın geçen sene ve bu sene bu durumlarda olmasına da yani insan da üzülmüyor değil. Tabii bu da ayrı bir konu. Maçın ben şöyle şahsım adına Kayserispor'da beğendiğim oyuncu Yusuf Endiaşmi'yi hakikaten çok çok iyi oynadı maç içerisinde. İki kişilik oynadı resmen. Kayserispor'da da Başakşehir'de Yusuf Endiaşmi'ye Kayserispor'da da Mametyam yeni transfer. Hakikaten ayağının tozuyla belki iki günlük idmanla geldi, oynadı ve çıktı. Golünü attı. Birkaç pozisyona da girmeye çalıştı. Diri kaldı. Mametyam hakikaten Kayserispor'a çok büyük bir değer katacak. Bunu da net bir şekilde belirtelim. Üçleme devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Üçlemeden tekrar merhaba. Evet, programımızın ilk yarım saati Başakşehir ve Kayserispor takımlarını derinlemesine inceledim. Tabii benim için de açıkçası farklı bir program. Tek başıma ilk defa neredeyse bir program yapıyorum. Ya bunun da deneyimini tabii ki yaşamak lazım ama tabii ki şöyle biz Nazım Türknaz'la bu yola başlarken en başında da hakikaten birlikteydik ve hala da birlikteliğimiz sürüyor. Çünkü biz üçleme programı olaraktan Nazım ve Volkan olarak bizi hakikaten bildi. Bu futbol camiası, spor camiası. Şöyle diyelim, bir elmanın iki yarısı diyelim. Yokluğu çok net bir şekilde burada bu stüdyoda belli. Ama tabii ki onun da yokluğunu bir şekilde sizlere hissettirmeden programı yapmaya çalışıyorum. Bu da en azından benim için tabii ki bir deneyim olsun. Evet, telefon bağlantılarımız olacak. İsterseniz telefon bağlantılarımızı şöyle bir kısadan bir tanıtayım. Medya Gaziantep'ten Hanife Özkan, Aşkı Kayseri Spor'dan Fatih Dağlı, Yeni Malatya'dan Malatya Spor gazeteci dostumuz Burak Altun ve sevgili menajer Özkan Tunalı. Tabii ki bağlantılarımız olacak. Bunları da hemen birazdan da vereceğiz. Burada Hakan. Şöyle herhalde gelecek. Evet, mesajlarımız var. Bu mesajları isterseniz verelim. İstanbul'dan Yasin Çakmak. Abi Başakşehir takımının durumu çok kötü. Acaba diyorum ki şampiyon olmasalar mıydı? Yani güzel bir mesaj aslında baktığımız zaman, çünkü ben de aslında konuşmamın arasında bunu belirttim. Bursaspor'da da bu durumu yaşadık. Bursaspor'da tabii ki bu ülkenin 5. şampiyonuydu. Şampiyon olduktan sonra çok ciddi bir düşüş başladı. Hakeza gene Başakşehir'de de öyle. Yasin Çakmak'ın tespiti
Yani aslında birçok kişi böyle söylüyor. Tespiti doğru mu? Yani doğru olabilir. Ama tabii ki bunun şampiyonlukla da ne kadar alakalı olduğunu da tabii bilmiyoruz. Yani kestiremiyoruz. Çünkü şampiyon olan bir takım ertesisine de şampiyonluk için mücadele eder. Hatta Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gelmek için de mücadele eder. Üçleme devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Evet, üçlemeden tekrar merhaba. Yine bir reklam arasından sonra, mecburi reklam girişleri bunlar. Reklam arasından sonra tekrar yine birlikteyiz. Hattımızda Medya Gaziantep'ten sevgili Hanife Özkan var. Hanife merhaba, günaydın. Volkan abi günaydın. Nasılsın? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederiz. Çok şükür iyiyiz Volkan abi, nasılsın? İyiyiz biz de çok şükür. Devam. Bugün zaten sen de biliyorsun Nazmi abi programda yok. Tatile gitti ama ben de bugün üçlemeyi seninle birlikte oluşturduk. Bize ayrılan süre içerisinde. Fatih, Hanife bu arada pardon şöyle... Dün akşam zaten Gaziantep'in evet. maçı vardı. Evet, yani şöyle bir bakıldığımız zaman ligin ilk 3 maçında 1 puan toplamış bir Gaziantep FK. 3 maçta da 5 gol yemiş bir takım var. Yani sezon başı yurt dışında hazırlık kampını geçiren tek takımdı ülkemizde. Hani biz de şöyle, biz özellikle Nazım abiyle de konuşurken hani ne yaptılar o hazırlık kampında? Bildiğimiz kadarıyla doğru düzgün bir maç da oynayamadılar. Hazırlık maçı da yapamadılar. Bunların etkisi mi ya da başka bir şeyler mi var ya da Erol Hoca'nın durumundan mı kaynaklanıyor? Neler söyleyeceksin takımınla alakalı? Öncelikle yani hazırlık maçları hakkında Avusturya'da geçti kamp. Özellikle yani Dinamo Kiev'le, Hertha Berlin'le, Mainz'la yani bizden üst seviyede olan takımlarla hazırlık maçları oynandı. Avusturya'da Almanya sınırına yakın. Bu maçlardan hepsinden bir mağlubiyet ayrılsak da Erol Bulut'un en azından gözünde oyuncuların durumu göz önünde bulundu. Erol Bulut buna doğru bir rapor sundu yönetime ve oyuncuların birçoğuyla yollar ayrıldı. Kimisi kiralandı alt liglere doğru. Ona göre de tekrar forvet takviyesi yapıldı. Yani kamp sürecinin mağlubiyetler açısından bakıldığı zaman belki kötü geçmiş olarak adlandırabiliriz ama en azından bizim gördüğümüz şekilde Erol Bulut oyuncuları tanıdı ve buna göre bir ilk 11 seçiyor artık. Yani hemen hemen zaten gözünde bir ilk 11 net. Yani bunu görebiliyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir puan belki denilebilir. Yani Gaziantep Futbol Kulübü gerçekten kötü bir süreç geçiriyor. 3 haftalık bir süreçte. Yalnız şunu söyleyebilirim. Kötü bir futbol oynanmıyor. Sadece talihsiz bir futbol diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş maçında siz de gördünüz. Evet. Son saniyelerde kaçan %100'lük bir pozisyon var. O gol olsa belki şu an farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Malatya Spor maçıyla ilgili konuşmak gerekirse şöyle söyleyelim. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'de belki de şimdiye kadar oynadığı en tempolu, en fazla ucumu düşünen maçını oynadı. 20 tane şut çekildi kaleye. Bunu kimisi zaten isabetli olmadı. 5 tane isabet var yanılmıyorsam. 2 tane de maçın başında zaten direği buldu. Yani şanssız bir maç oldu Malatya Spor karşılaşması. Malatya Spor nereden baksanız yani sadece 3 sefer kaleye gelmiş olmasına rağmen 2 adet gol buldu. Bunu da zaten net bir şekilde bireysel hatalardan olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Erol Bulut maç sonunda yaptığı açıklamada zaten 2 bireysel hata yüzünden kaybettiğimiz maçın üzüntüsünü zaten paylaştı. Kendisi zaten maç sonunda bayağı bir üzüntülüydü zaten. Çünkü kendisinin antrenmanlarda çalıştırdığı taktiği yani hücum oynamak istediğini her seferinde dile getiren bir insanın yani 20 şut çekip birini bile kaleye yani çerçeveyi bulamamasına ayrı mı üzülsün veya 2 tane pozisyon verip bunun ikisine de gol bulma, yani Balatya Spor'un gol bulmasına mı üzülsün? O da yani kendince bir çözüm bulacaktır bu 15 günlük milli arada. Yani ben 15 günlük milli arada çok farklı bir Gaziantep Spor Kulübü bekliyorum. En azından kendisine dile getirdiği üzere bir stoper ve santrafon ihtiyacı net bir şekilde zaten görülüyor. Çünkü kulüpte şu an için yani çerçeveyi bulacak bir santrafon yok. Geçtiğimiz sezon yani Mehmet Demir'in golleri vardı. Bu sene maalesef öyle bir isim yok. Yani zaten bir konuda bir sakatlığı var. Yani bir zaten o santrafor vardı. Yeni gelen bir Brezilyalı forvetimiz var Fikri'ye.
O da maalesef fazla bir çerçeveci bir forvete benzemiyor. Yani yeni bir santrafor gelecek. Onu söyleyelim. Aslında şöyle, geçen sezon baktığımız zaman işte taraflı tarafsız birçok kişinin de beğenmiş olduğu Marius Rümdük'a sezon başında var iken aslında yine böyle bir sezona ilk 3 haftasında yine böyle bir başlangıç yapmıştı. Yani neydi? İlk 3 haftada 2 puan toplamış bir Gaziantep FK vardı. Bu sezonda 1 puan toplamış. Yani geçen senenin de aslına bakıldığı zaman başında çok iyi başlamayan, hatta ilk 5 haftada bir beraberlik serisi vardı. Galibiyet alamama durumu vardı ama tabii ki sonrasında ciddi bir şekilde yükselişe geçti. Ya muhtemelen hani şöyle, tamam, o zamanki dönem başka, şimdi Erol Hoca var ama muhtemelen herhalde yine aynı çıkışı Gaziantep FK'dan göreceğiz. Eğer ki takviyeler yapılırsa. Kesinlikle, eğer takviyeler yapılırsa zaten yükselişe geçeceğimizi biz de düşünüyoruz. Yani Gaziantep taraftarının içinde şu an her ne kadar 3 maçın sonunda 1 puan yazsa bile içine bir karamsarlık yok. Çünkü dünkü oyun en azından umut verdi önümüzdeki maçlar için. Yani kesinlikle kötü bir oyun olduğunu düşünmüyoruz. Zaten Malatya cephesinin de zaten kabul edeceği bir şekilde bu iki bireysel hatanın gerçekleşmediği bir maçta, yani Malatya Spor'un gol bulması gerçekten çok zordu. Çünkü Malatya Spor'un yani savunmamızı geçme sorunu var. Zaten inanılmaz çok top kaybı yaptı Malatya Spor. Yani 20 şut çekip bir şekilde o golü bulamıyorsunuz. Futbol bir skor oyunudur. Oynadığınız oyun yani ne kadar da iyi olsa maç sonunda 3 puanı alıp almadığınıza bakar insanlar. Yani bu durumla sizi eleştirirler. O yüzden yapmamız gereken takviyeleri yerine getirip bir şekilde o skoru bulmak. Bu arada benim de mesela çok beğendiğim oyuncu biliyorsun Furkan Soyalp. O da, onun da bir sakatlık durumu var. Takımın ilk 11 oyuncusu. Bir ay gibi bir süre takımdan uzak kalacak. Yani şöyle, aslında sizler transfer beklerken bir de ilk 11 oyuncusu takımın iyi oyuncularından böyle sakatlıktan sebep de oynamayacak olmaları da tabii ki o da bir eksi yazıyor. Tabii Erol Bulut'un da yani bu 3 haftada Furkan Soyalp'in biliyorsunuz geçenlerde zaten kulüpte açıklama yaptı. Bir apantis sorunu var. Bundan dolayı zaten ameliyata geçirdi kendisi. Evet. Birkaç hafta yani en azından aramızda olmayacak. Beşiktaş maçında sprint atarken sakatlanan forvet oyuncusu Diko da belli bir süre olmayacak. Zaten nereden baksanız 1,5 yıldır oynamayan bir kanat bıyık var stoperde. Yani Erol Bulut'un şu an için listeye baktığı zaman inanılmaz derecede sakatlıklar görülüyor. Maxim'in de zaten bir sakatlığı var hazırlık maçında. O da kendisi milli aradan sonra ancak hazır hale gelecekmiş. Yani şu an bir Maxim eksikliği zaten hissediliyor. Yani biz de bunu net bir şekilde görüyoruz. Konuşulan böyle hani net bir şekilde böyle hani bir isim var mı transfer noktasında? Hani böyle duyduğunuz, bildiğiniz böyle alabileceğimiz şey var mı? Yani şöyle, başkanın zaten kendi ağzıyla açıkladığı isim var zaten, Fenerbahçe'nin stoperi Koukar. Onu zaten kadroya katmaya çalışıyoruz. Zaten yönetimde şöyle bir durum var. Anlaştıktan sonra genelde duyuluyor. Çünkü anlaşmadan genelde bunu zaten medyaya bir şekilde servis etmemeye çalışıyorlar diye düşünüyoruz. Mesela gelen forvet oyuncusu Figredo ve Merkel yani açıklandıktan bir gün sonra zaten Antep'e geldiler. Yani ismi duyulduktan sonra bir şekilde yani o isimler duyulmuyor. Zaten bizim için önemli olan da zaten isimleri bilmemiz değil, bir şekilde iyi bir oyuncunun yani iyi oyuncuların takıma gelmesi. Şu an için yani gerçekten acil bir şekilde bir stoper ihtiyacı var ve çerçeve bulacak, az önce söylediğim gibi bir santrafor ihtiyacımız var. Bu hususta zaten yönetimin çalıştığını biliyoruz ve inşallah transfer sezonu kapanmadan bu iki oyuncu da aramıza katılır. İnşallah. Yani hakikaten şöyle, Gaziantep takımı ve Gaziantep şehri hakikaten ülkemizin yükselen yıldızlarından, yükselen güzel şehirlerinden birisi. Çünkü her daim Süper Lig'de takımının olması gereken bir şehir. Valla şöyle, senin nezdinde de Gaziantep takımına da hakikaten başarılar diliyorum. Sana da çok teşekkür ederiz. Zamanımız saat de bizi kırmadın, bizlerle birlikte oldun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Gaziantep'ten anlık bilgileri de aldık. Baktığımız zaman sevgili Hanifi'den ara ara kendisine de zaten başvuruyoruz bu konuyla alakalı. Evet, yani ilerleyen haftalarda şöyle sezon başında birçok takım hakikaten transfer yapılıyor. Yani transferler yapıyor, yapmaya çalışıyor. Kimisi tutuyor, kimisi
tutmuyor. Ama tabii ki bunun içinde yapılacak da çok da fazla bir şey yok. Çünkü her yapılan transferde tutacak diye de bir şey yok kulüplerimizde. Ama tabii mümkün mertebe iyi transferler yapılmasından yanayız. Yani burada bakıldığı zaman transferin kalitesi verilen parayla ölçülmemeli. Yani hiçbir şekilde böyle. Çünkü birkaç gün önce de zaten ben Sivasspor'u kendi memleketimin takımını da eleştirirken bunu da yine aynı şekilde söylemiştim. Herhalde bu sezon boyunca da sürekli bunu söyleyeceğim. Gelen oyuncuyla alakalı, Kayserispor'dan gelen oyuncuyla alakalı. Ama tabii baktığımız zaman İlk 3 hafta, 4 hafta çok böyle baz alınmaması gerekiyor. Mesela geçen hafta Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısındaki oyununda hakikaten ilk hafta Çaykur Rize maçında dolu dolu güzel bir oyun oynamıştı Beşiktaş. Ama geçen hafta çok düşüş vardı. Bu hafta yine çok çok ciddi bir yükselişi vardı. Gaziantep FK'nın geçen hafta Beşiktaş karşısında iyi bir oyunu vardı ama bu hafta yine aynı şekilde bir düşüş durumu söz konusu. O yüzden ilerleyen haftalarda ilk 3 hafta takımların almış olduğu galibiyetler, mağlubiyetler çok fazla bizleri ve taraftarlarını aldatmasın diyoruz. Evet, bağlantımız var, yine bir telefon bağlantımız. Evet, sevgili menajer dostumuz, futbolcu menajeri dostumuz, sektörün de hakikaten kendinde net bir adı sanı olan sevgili Özkan Tunalı. Özkan merhaba, günaydın. Günaydın Volkan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok? Valla iyi gelin, iyi olalım ya Volkancığım. Transfer sezonunun sonuna doğru artık işler bitti sayılır. Sizin işler biraz yavaşlayacak tabi artık. Hareketliydi. Yani her zaman böyledir zaten. Sezon açılır, sonuna doğru yavaşlar, sonra biter. Evet. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Kulüpler adına uğraşıyoruz. Umarım meslektaşlarımın da benim gibi verimli bir transfer sezonu olmuştur diyelim. İnşallah. Ne diyorsun? Genel olarak şöyle, en azından senin bildiğin ve takip ettiğin takımlar nezdinde yapılan transferler, şimdiye kadar yapılan transferler için ne diyorsun? Mesela ben şunu çok iyi biliyorum. Sen Fenerbahçe kongre üyesisin, Fenerbahçelisin. Fenerbahçe'ye yakın bir kişisin. Mesela Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transfer ve Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferle alakalı, eğer ki bilgin dahilinde Anadolu kulüplerimizle yapmış olduğu transferle alakalı şöyle bir derleme alsak senden. Tabii ki. Şimdi en son Beşiktaş'ın maçı vardı. Dün izledim. Ya olağanüstü kompakt bir takım olmuş. Yaptığı transferler işte Miki Batshuayi. Yani adam topu aldığında direkt kendini gösteriyor yani. Bu ve buna benzer transferleri yapmak Şampiyonlar Ligi kartıyla olacak işlerdir. Yani öyle bastırdım parayı getirdim tarzı hiç olmaz asla. Hedefe, projeye gelirler. Ben Beşiktaş'ın transferinin nokta olduğunu düşünüyorum. Bir stoperde alırlarsa eğer gene geçen sene gibi kaldığı yerden devam eder diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe konusu biraz yarayı deşme oluyor açıkçası benim tarafından. Dediğim gibi yani yakınım kulübe. Ama Fenerbahçe transfer mi yaptı yani? Yaptı da bizim haberimiz yok yani. Bu takımın çünkü 5 tane stoperi vardı. Bir tanesini gönderdi. Kimi aldı? Ama takımın santraforu yok. Santrafor transferdi. Takımda iki tane sol bek var. Sol bek alacağım diyorsun. Bir ay geçti. Ama diğer sol bekin kadro dışı, dere ağzında idman yapıyor. Hangi hedefe ne şekilde gideceğiz bilemiyorum. Zaten Ali Başkan Haziran ayının sonunda bir yer seminerinde bir hoca açıklıyordu. Temmuz'un ilk haftası biliyorsun Pereira'yı açıkladı. Yani transferleri kampa yetiştireceğiz dediler. Kamp bitti, iki tane transfer var. Yani ben mi yanlış anladım söylenenleri ya da başka bir durum mu var anlayamadım açıkçası. Ama Fenerbahçe'nin yani maç kazanması bence şu anda bütün transfer fikirlerini manipüle ediyor. Üstünü kapatıyor. Halının altına süpürülüyor, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama ilk kayıtta çok daha büyük gürültülü konuşmalar olacağını düşünüyorum açıkçası yani. Diyorsun ki yani ben bu sezon en azından şimdiye kadar yapılan transferlerde Fenerbahçe'nin yapılan transferlerini beğenmedim ama şöyle tabii ki Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan duyduğumuz kadarıyla ciddi transferler yapılacağı söyleniliyor. Ama yapılmalı Volkan, lig başladı. Evet. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ciddi transferler yapılacak. Evet, doğru. Hiçbir problem yok. Ama ne zaman? Yani bu takım 99 doğumlu. Geçen sene 3. ligden bir futbolcu aldı. Dediler ki süperstar olacak, şöyle yetenek, böyle yetenek. Şu anda kendisi Bursaspor'da kiralık ve dün oynamadı.
Evet. Yani artık divan ya da kongrenin doğru şekilde soru sorması mı gerekiyor? Yoksa biz soruları sorduğumuz için gerçek Fenerbahçeli mi olmuyoruz bilmiyorum ama 2 senedir daha ayağı topa değmeyen bir Çağatay Kurukalı transferi yapıldı. Yani Kasımpaşa'dan alındı ve neden alındı? Süper Lig'de bir tane maçı yok. Novak var. Onun yediği Çağatay desek bu sefer Caner gibi adamı neden gönderiyorsun? Hala da gönderemedin. Bir de üstüne sol bek alacağım diye. Demek ki senin bir önce yaptığın Çağatay transferi yetersiz. Evet. Ama biz her sene bunu yaşamak zorunda değiliz biz Fenerbahçe. Yani bu şekilde bir iğne çuvaldı tarzında böyle münazara havasında bir iki şey söylemek istedim. Çok da Fenerbahçe konusunu uzatmayalım. Durum bende bu şekilde en azından fikir olarak. Ama umarım dediğin gibi güçlü, iyi Fenerbahçe'ye gidecek transferler bir an önce yapılır. Peki sezon içerisinde yani şu en azından gördüğün kadarıyla sonuçta sen bu transfer işlerinden anlayan sonuçta bilirkişsin. Yani en azından bizlerden çok çok daha iyi bildiğin kesin. Sonuçta biz bir nebze aslında taraftar durumundayız. Sadece gelen transferleri evet birkaç hafta oynadıktan sonra biz o transferin nasıl bir transfer olduğunu değerlendiririz görürüz. Ama bu şimdiye kadar yapılan transferler içerisinde yani Süper Lig'deki transfer içerisinde böyle hakikaten en göze çarpan takımlara en fayda sağlayacak olan oyuncuları ve kulüpleri kimleri söylersin? Mametiyam, Kayseri kesinlikle. Bence ayrılmaması da gerekiyordu Fenerbahçe'den ama alınan planlamada alınan kararlardan dolayı böyle bir gidiş oldu. Tabii biliyorsun yeni yabancı kuralı, yerli statüsü gereği de böyle bir azaltmaya gitmesi takımında mantıksız değildi. Ama Kayseri güzel bir fırsat transferi yaptı. Diğer yandan Tekşehir'e, Alex Tekşehir'e ve Batshuayi kesinlikle benim ilk üçe yazacağım oyuncular bu üçü. Altay'daki durum çok farklı. Şimdi Mısırlısı var falan, o taraftan Cezayirlisi var. İsimlerini tam hatırlayamıyorum ama Mustafa Denizli olağanüstü bir kadro kurdu. Çok can yakacak bir kadro. Bence onların her transferi joker niteliğinde ve parlayacak oyuncular. Yani o potansiyeli transfer ettiler. Daha önce yıldız olmuş da İşte gelsin burada da parlasın değil. Parlamak üzere olan futbolcular aldılar ve olağanüstü iş çıkartıyorlar. Benim bu seneki sürpriz takımım da yani sürpriz başarılar yakalayacak takımım da Altay'dı. Evet aslında bakıldığı zaman şöyle taraflı tarafsız herkesin aslında favorisi Altay ama şöyle ya işte şöyle bir şey var sevgili Özkan yani sezon başında birçok kişinin de tabii ki böyle ortak aslında yorumu şuydu. Altay'ın düşeceğine dair. İşte Altay ligde kalamaz. Efendim doğru düzgün transferler yapılmadı. İşte bizim transfer kafamız yani bizdeki transfer mantığı hep ne? İşte hani Avrupa'nın Orta Avrupa ya da Batı Avrupa'da oynayan hani kulüplerde oynayan biraz da olsa ismi olan oyuncular. Bizim mantığımız bu. Bizim kafamız bu yönde çalışıyor maalesef millet olarak. Şimdi Altay'ın Pedro Henrique bence hiç yapışmadı. Bence hiç yakışmadı böyle bir transfer. Neden? Daha geçen hafta ben Bodrum'dan dönerken siz konuştunuz. Haydarboy'da Rize'nin yaptığı teklifi Sivas yapsaydı Haydarboy bugün Sivas Spor'daydı. Kimse tartışamazdı. Kesinlikle. Ama ne oldu? Biz gidiyoruz 1 milyon eurolar falan. O civarda bir bonservis ödeyerek. Ne oldu sonra? Kayseri Spor 1 milyon euroya sana bu oyuncuyu sattı. Aynı parayı Mehmet Yılmaz aldı. Paranın da yarısını dünkü maçta çıkardı. Golünü attı adam. Tamam işte yani. Tabii. 3 milyona yakın para geldi kulübeye. Peki sana ben bir soru sorayım. Çünkü benim de hakikaten hep böyle eleştirdiğim bir noktadır bu. Çoğu zaman sen de zaten programlarımızı takip ediyorsun. Bir Anadolu kulübünün. Sonuçta sen futbolcu menajerisin. Bu işi bilen insansın. Bir Anadolu kulübünün 1 milyon euro, 1 milyon 200 bin euro, 1,5 milyon euro verip yabancı oyuncu transferi yapması doğru mu değil mi? Hele ki ülke içerisinde daha önce gördüğün oyuncuları bu şekilde alman, rakibinden bu şekilde alman sence nasıl bir transfer politikasıdır? Ya Volkan bu ülkede Fabio Bilica gibi bir adam 4,5 milyon euro 2 senesinde Fenerbahçe'ye Sivaspor'dan transfer oldu ya. Evet. Ve bu transferlerin ne kadar karavan olduğunu en başta bu ülke içinden yabancı transfer olarak. Yani Cagney örneği var ya 16 milyon euro. Ne yapıyor? Hiçbir şey. Ya bana kimse bir tane iki tane gol şeyini anlatmasın. 16 milyon euroya santrafora veriliyorsa. Hiç unutmuyorum. Bak şunu söyleyeyim. Çok da güzel örnek olacak bu senin soruna. Fenerbahçe Spor Kulübü Trabzonspor'dan Gökhan İnalı 6,5 milyon euroya aldığı dönemde
Brezilyalı eski Ronaldo Real Madrid'den Milan'a 4 milyon euroya gitti. Evet. Aradaki fark bence her şeyi özetliyor. Yok yabancı statüsü, yok yerli dinlenmesi falan filan. Bunlara hiç girmeye gerek yok. Bizim değerli gördüğümüz, halbuki çöp kutusundan ibaret olan bir sistemimiz var. Bu sistem içerisinde hangi futbolcuyu hangi kontrol şartlarında alabiliyorsak onların transferini yüksek meblağlardayız. Pedro Henrique isminden ben hani açık söyleyeyim futbolcu tesis bir adam değilim. Ama verilen para bir Anadolu kulübüne yakışmıyor. Transfer şekli değil. O para yakışmıyor. Sen gideceksin Slovenya'ya, gideceksin Bosna Hersek'e. Senin yerin oralar çünkü. Sen Anadolu kulübü. Tam burada, çok özür diliyorum, araya giriyorum. İttifak Holding Konya Spor'un aslında transfer politikası bu sezon, aslında geçen sezon, daha önceki sezon 3-4 senedir, 5-6 senedir hep böyle değil mi? Yani Balkan ülkelerinden çok da her aldığı oyuncudan da ciddi anlamda %80-90 verim aldı. Şimdi oralardan bu oyuncular çok büyük bir rakamlara gelmiyor. Yani oralardan oyuncu almak yerine yurt içinde daha önce çok fazla bir başarısı olmayan bir oyuncuya, yani sadece bunu Sivasspor Kayserispor arasındaki o fiyattan ya da oyuncudan bahsetmiyorum. Genelinde bahsediyorum. Tabii ki. Tabii. Yani şimdi ona bir sürü örnek verebiliriz. Mesela Rizespor Ali Adnan'ı aldı. Iraklı sol bek. Adam şu anda MLS'de oynuyor. Ligin de en iyi sol beklerinden bir tanesi ve Udinese'ye sattırırdı onu. Diğer yandan Riyad Bahis var. Konyaspor örneğinden yola çıkalım. İlk geldiğinde 100 bin euro oynuyordu. Yani şimdi bu adamlar futbolcu değil mi? Yani çok büyük bonservis verilmedi bunlara. Ama ne oldu? Kulübe katma değerini arttırdı. Bonservis kazandırarak transferler. Yani biz bu oyuncuları bulmak için, açık söyleyeyim size, yani dünyanın en iyi kalplerini getirmemize gerek yok. Doğru ve uygun kişileri kulüp yapılandırmanızdan herhangi birisini seçerek yurt dışına fazla değil, sezon içerisinde, sezon oynanırken iki aylığına gönderirseniz ve bu paralarda hala oyuncular getirecek. Aslında yani, bu sezon aslında inanamıyorum yani. Aslında bu sezon baktığımız zaman sevgili Özkan, şöyle takımlarımızın, hatta hani İstanbul takımları da dahil olmak üzere şey var, genç oyunculara yönelik bir, mesela Galatasaray'da da var bu, Fenerbahçe'de de var, yani genç oyunculara yönelik bir çalışma var, oyuncuları oynatma isteği var. Şimdi senin de mesela bünyende, şirketinin bünyesinde genç oyuncular var, mesela kim bizim de çok yakın abidir, mesela Gökay, bu tarz oyuncuları artık oynatmaya başladılar özellikle bu sezon, mesela Vitor Pereira, Fatih Terim, yani bu oyunculara girmeye başladı artık, yani herhalde iyi yoldayız, doğru mu? Yani umarım o yol doğru yoldur. Ben Gökay dediğin için Gökay'la alakalı birkaç şey söyleyeyim. Lütfen. Süper Lig'de 4 tane teklif aldık. Ciddi tekliflerdi. Dolgun tekliflerdi. Bir genç oyuncu için gerçekten eğer biraz da futbolcu parayı kovalıyorsa Şahin, çok iyi tekliflerdi. Ama Gökay öyle bir futbolcu değil. Gökay'ın tek istediği şey oynamak, futbol oynamak. Bunların en ciddisi de Fatih Karagümrük'ten geldi. Kıymetli başkanımız Süleyman Urma Gökay'ı çok istedi. Bununla alakalı da kulüple iletişime geçip gerekli teknikleri de yaptı. Karagümrük tarihinin bonservis ödeyerek ilk transferi Gökay olacaktı. Ama şimdi gençlere değer veren kulüp diyorsun da Gökay'a söylenen şey şu: kulüpte kal. Şimdi kulüpte kalsın da Nelson'u alıyorsun, Alparslan'ı alıyorsun, Luyendama var. Şimdi Marco var. Şimdi kadro dışı ama olduğu dönem vardı. Şimdi ne yapacak Gökay? Yani kadroya gelen 18. futbolcu mu olacak? Gökay'ın oynamaya ihtiyacı var. Yani Volkan. Gökay oynayacak. Genç futbolcu oynayacak. Seviyesi önemli. Oynayacak. Kendini geliştirecek. Şimdi ne oldu sonra? Astronomik isteklerde bulundu Burak Elmas. Ama ben buradan özellikle Şükranedar'a ve altı koordinatörü Egemen Erçel'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de teknik direktör anlamında Fatih Terim nasıl bir noktadaysa, benim açımdan sportif direktör noktasında Şükranedar aynı yerdedir. Gökhan'ın transferi için o da çok emek verdi. O da çok uğraştı. Ama dediğim gibi yani Burak Elmas Başkan'ın anlam veremediği astronomik taleplerinden dolayı gencecik bir çocuk bu sene bir kez daha birincilikte oynayacak. Yani gençlere değer verilecekse bence kulübün değeri anlamında görülmeli. Eğer ilk 11'inde ya da 14. oyuncun olarak kaldığında düşünmüyorsan da gitmesi için de yardımcı olacaksın. Biz kimseye çakıl taşı karşılığında gidelim demedik. Ciddi bir bonservis edeceklerdi. Ama şunu unutmayalım. Hala yabancılar daha değerli Volkan. Bunun evet. Da sebebi şu. Ya sebebi demeyeyim, örneğini söyleyeyim. 8'i kaleci bir adam var biliyorsun. Evet.
Gidika Galatasaray'dan gönderiliyor. Belçika'ya transfer oluyor. Özkan hızlıca hemen toparlayalım. Bir ara reklama gireceğiz. Son tamam, bir 30 tamam, saniyemiz. Gidika Belçika'ya giderken free kiralık. Yani kiralama ücreti yok. 3 milyon euro satın alması var. Hı hı. Ama Karagümrük Loko'yu istediğinde 500 bin lira kiralama ücreti, 3 milyon TL'de bonservis isteniyor. Çok komik. Evet, birinin kariyerinde 100 tane maçı var profesyonel platformda. Bizim Loko'yu ise 30 tane maçı var. Takdiri de futbol kamuoyuna bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kal. İyi yayınlar, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Üçleme devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Üçlemeden herkese tekrar merhaba. Bir şarkı ve reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Hattımızda dev bir konuk var. Hattımızda dev bir isim var. Kendisini şu anda programımıza canlı yayına bağlantıya aldık. Kimdir konuğumuz? Üçleme programının diğer yarısı, Elman'ın diğer yarısı sevgili Nazım Türknaz yollarda şu anda bizimle birlikte. Günaydın. Günaydınlar Volkan Yılmaz ve tüm üçleme severler, tüm Radyo Spor ailesine buradan tekrar bir günaydın diliyoruz. Evet Volkan Yılmaz, senin de bahsettiğin gibi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bize de şans güldü. Allah yüzümüze güldü. Allah yüzümüze güldü. Bir tatil yapma şansımıza eriştik. Senin de tüm muhalefetinle bu gerçekleşti olsun. Yine de güzeldir diyorum. Canım İzmir'e, güzel İzmir'e doğru adım adım yavaş yavaş ilerliyor. Ama benim de bir kurtuluşum olacak. Zaten programı açarken de söyledim. Tekrar edeyim. Aylardır, hatta Şubat ayından beri Ocak, Şubat, Mart'ta bile kışın kar yağarken İstanbul'a diyordun ki evet. Ayağımı suya sokmadım. Kışın bile. Yani kışın bile dedin ki ayağımı suya sokmadım. Sok ayağını şu suya. En azından sen de kurtul ama en çok da ben kurtulayım. Evet ama gerçekten doğru söyledim. Çünkü yani ayağım bu sene bir tuzlu suya değmedi yani. Gerçekten değmedi ama inşallah değdireceğiz. Bakalım İzmir ve çevresinin güzel denizleri bizi bekler diyorum. Bu arada Volkan Yılmaz, dün gerçekten fantastik bir geceydi. Futbol açısından baktığımız zaman yani Hatayspor'un 5-0'lık fantastik skoru. Bizim zaten beraber, sen de çok güzel yorumladın zaten. Kayserispor'un yani derler ya, vatan bile Sakarya aşkına yapmış olduğu savunma ve kazanmış olduğu 3 puan güzeldi. Aynı zamanda üzüldüğümüz nokta biraz Bursa geçtik ama Bursa Spor'un kendi evinde istediği sonuçları alamaması gerçekten de bizim için, hatta Metin Hoca için de bence sıkıntılı durumlar. Şöyle bakmak lazım, Volkan Yılmaz, Ümraniye Menemen'de 4-0 skorla galip geldi. Evet. Yani özellikle TFF 1. kişi konuşursak tamamıyla İstanbul takımları, şimdi seven var sevmeyen var, ya bu kadar geldi bu kadar gelmedi, ama doğru, İstanbul'un ilçe takımları, semt takımları şu an zirveyi parsellemiş vaziyette. Hakikaten şöyle bakıldığı zaman birincilikte 9 puanla Ümraniye lider Nazım abi. Tuzla Spor'da 7 puanla ligin 3. sırasında, yani ilk 6 için tamam çok erken. Yani evet, evet, Eyüpspor da aynı şekilde 9 puanla ligin ikincisi, averaj da ikinci sırada Ümraniyespor'un hemen gerisinde. Aslında tamam çok erken. Yani şimdi baktığımız zaman bir şeyleri konuşmak için çok erken ama şöyle de bir durum var. Hani çok güzel bir atasözü var. Yani çarşambanın gelişi salıdan belli olur. En azından takımların yapmış olduğu transferler, takım içerisinde huzur, keyif, yani bunlar hakikaten güzel sonuçlar almak için çok büyük bir etken. Yani özellikle Eyüpspor'a bakma, bizim de yakından biliyoruz. Eyüpspor'a baktığımız zaman hakikaten hem transferler hem takım içerisindeki uyum, ahenk, işte Sayın Başkan'ın hakikaten takıma çok değer veriyor olması, yani her anlamda çok iyi durumda mesela Eyüpspor. Şimdi böyle bir durumda da ne olacak? İstanbul Ligi gibi bir şey olacak herhalde önümüzdeki sezon eğer gerçekleşirse. Vallahi Volkan Yılmaz, derler ya, ümidimiz Manisa FK, işte Samsun Spor, işte Bursa Spor, yani Anadolu olarak baktığımız zaman, ama şimdi ben, hatta senin de bunları konuşuyoruz. 3 tane takım çıkıyor. Hı hı. TFF 1'den Süper Ligi. Ben bunların bir tanesi, en az bir tanesinin İstanbul takımı olacağını ben düşünüyorum. 2 de olabilir. 3 yani de olabilir bilmiyorum ama bunların bir tanesi garanti İstanbul takımı olacak. Çünkü yani
oyun yapıları, oyun şekilleri, konsantrasyon, kadro yapıları, hatta Eyüp transferde devam ediyor bu arada. Padipa Yaldar gitti, gol attı Padipa. Çok iyi transfer. Şimdi çok iyi transfer Demirspor'dan. Yani Eyüp Spor hakikaten yıkılmaz bir kale gibi duruyor. Diğer tarafta Ümraniye. Hatta Ümraniye attı. Gollere baktım ben Volkan. 400'e kafa vuruşundan geldi. Menemen Spor karşısında. Bir o kadar da kaçırdılar Menemen'e karşı. Çok ciddi bir fark oluştu orada. Şimdi Tuzla Spor sesini ve derinden gidiyor. O da çok çok iyi durumda. Bunların içerisinde geride kalan İstanbul Spor var. Ama İstanbul Spor'da büyük bir camia toparlar diye ben düşünüyorum. Dün aynı zamanda Güzel Özaslan çok sever bu tümcemizi. Derbi tadında bir mücadele vardı Kocaeli'nde. Kocaeli Spor kendi evinde Samsun Spor'u 1-0 mağlup etti ama ben oyuna baktığım zaman da Samsun Spor aslında golleri kaçırmış ama Kocaeli galibiyet almış gibi gördüm. Aslında şöyle, hani diyoruz ya, bir şeyler için konuşurken tabii ki biraz böyle erken konuşuyoruz. Mesela Kocaeli Spor nezdinde şimdi maddi anlamda, finansal anlamda hiçbir sıkıntısı olmayan bir takım var. Yani hani çok ciddi transferleri var Nazım abi. Yani hakikaten yabancı oyuncu anlamında çok ciddi transferleri var. Yani Kulüc'den Pereira geldi. İşte Erzurumspor'dan kaliteli oyuncu, orta sahancısı Omolo geldi. Atalanta'dan kiralı Cabezas geldi. Yani hakikaten böyle baktığımız zaman iyi transferler var. Para da harcandı. Şimdi yani böyle bir durumda ama baktığımız zaman şöyle, ilk maçlarda bir sıkılgan, hatta geri planda kalan bir Kocaeli Spor izledik. Yani Ümraniye 3-0 çok net bir skorla mağlup olması. Hatta 9 kişi kalan Ümraniye diyelim Nazım abi. Onların şanssızlığı aslında Volkan. Kocaeli Spor daha yumuşak bir takım oynasaydı belki bu kadar geri planda kalmazdı ama Ümraniye'nin çok ön planda olmasıyla onların bir şanslılığı oldu. Ümraniye gerçekten iyi bir kadro. İyi bir yapılanması var. Evet. Yani baktığımız zaman gol yememiş galiba Ümraniye Spor ve devam gol atan bir yapı. Zaten orada hoca da çok başarılı. Çok çok iyi gidiyor. Yani bunların içerisinde Ümraniye bana göre daha ön planda. Eyüp Spor da başarılı durumda. Bir de dediğim gibi arkadan gelecek olanlar var. Bir Erzurum Spor'u ben hala aportta bekler vaziyette görüyorum. Onun da ben yukarı tırmanacağını düşünüyorum. Erzurum Spor'da da çok ciddi transferler yapıldı Nazım abi. Yani hakikaten yani transfer bitmiyor Erzurum Spor'da. Her hafta en azından bir ya da iki oyuncu transfer edildi. Gerek yerliyi gerek yabancı olarak da. Hakikaten bu sezon TFF birincilik çok zor bir lig Nazım abi. Yani geçen sene de öyleydi ama bu sene geçen sene göre çok daha zor. Ve hakikaten çok izlenmesi çok keyif verici olacak. Benim şahsi fikrim çok kıymetli bir lig. Evet evet. Her zaman söylüyoruz, dünyanın en zor ve en zevkli ligi. Zaten adından müstesna bize vermiş olduğu performanslarla bizim bu tümcemiz doğruluyor. Bu arada Başakşehir Kayseri maçında dün zaten biliyorsun. Beraber hatta gittik, akredite olduk ve güzel hatta şöyle söyleyeyim, güzel demeyeyim de soru soran aslında tek gazeteci grubu biziz. Üçleme grubu olarak baktığımız zaman. Yani biz çünkü soruları direkt soruyoruz hocalarımıza ve hocalarımızı bu arada çok sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yani gerek Hikmet Hoca gerek Aykut Hoca sorularımıza tüm içtenliğiyle cevap verdiler. Başakşehir ile alakalı bir cümlem. Başakşehir kulübü de taraftarı takımı da keyifsiz. Yani şampiyonluktan sonra Başakşehir kulübü düştü zaten. Şöyle düştü. Yani alacağını aldı ve hedefsiz kaldı Başakşehir kulübü. Onun biraz ceremesini çekiyor. Kayseri Spor yandım Allah derdin olduğu için kendisine lazım olan 3 puanı aldı. Ama oyunmuş, işte topla oynamaymış, şudur budur, onlar detayda kaldı. Zaten Hikmet Hocam dedi ki, kardeşim bana 3 puan lazım. Çünkü 3 puan alamazsam ben altta kalacaktım. Bana 3 puan lazım dedi. Araya çok güzel gitti. Onun dışında Yeni Malatya Kulübü, Yeni Malatya Spor, biliyorsun çok saygıdeğer İrfan Buz hocamızla. Evet. İrfan Klopp diyoruz kendisine, biliyorsun. güzel taşlarını da yaptırdı. Hatta İrfan Klopp lakabını güzel bir şekilde verecek. Valla Yeni Malatya Spor Kulübü de tırmanışta. Tamam. Orada da mesela bir Gaziantep FK'nın oynaması daha hakimdi. Daha toplu oynamış ama derler de Volkan'cığım, Hasan almaz basan alır. Golleri atan kazanır. Oynayanı puan vermiyorlar.
golleri atana puan veriyorlar. Tabii yani bu çok önemli. Şimdi bak şöyle bir durum var. Genelde işte gerek Kayserispor'un yeni Malatya takımı için sezonun son artık böyle 7-8 haftasında genelde son 2-3 senedir hep çanlar çalıyor. Doğru mu? Şimdi bu çanlar evet hep bir bohem bir yapı var bu kulüplerimizde. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sezonun başında dün Hikmet Hoca'nın almış olduğu o 3 puan bence altın değerinde. Hakikaten dünya malına değer. Çünkü neden? Sezon sonunda yani 2 senedir 3 senedir bu sıkıntılı dönemi zaten yaşıyorlar. Belki diyorlar ki ya geçen sene şeyi hatırlasana Nazım abi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u. Ya orada evet. Bir puanı olmuş olsaydı ekstradan bir puan, bir puancık. Yani ligde kalıyordu Erzurum takımı. Evet. Şimdi o yüzden şimdi dün Yeni Malatya takımının 3 puan alması, Kayserispor'un 3 puan alması. Şimdi ben Yeni Malatya kulübünün oyununu çok beğendim mi? Hayır. Kayserispor'u hiç beğenmedim ama almış oldukları 3 puan zaten bir şey söyleyeceğim. Her şeye yeter yani şu anda. Oyununda çok bir anlamı yok. Ama maalesef ne yazık ki bizim ülkemizde her zaman şöyle bir durum var. Dediğin gibi Hasan Almaz Basan alır olayında iyi oyun falan önemli değil Nazım abi. Yani 3 puan olsun, özellikle Anadolu kulüplerim için söylüyorum. Ya 3 puan olsun da nasıl olursa olsun o 3 puan. Maalesef. Bu arada güzel oyun demişken Hatay Spor'u alkışlamadan olmaz. Hatay Spor hakikaten baktığınız zaman da hem iyi oyun hem bol gol. Yani bu arada Saba Lobanidze Ankara Gücü çıkışlı biliyorsun kendisi. Saba Time ve yani her maçta golleriyle beraber müstesna oldu. Baktığınız zaman Traore tekrar geri geldi. Ribeiro yine tekrar geri geldi ve Kamara. Menemen Spor'dan derler ya böyle çekirdek parasını aldıkları Kamara. O da şu an üst düzey performans veriyor. Neden bu skor geldi? Şundan söyleyelim. Aslında Hatay Spor geçen sene Alanya'da bir hezimete uğramıştı. Aslında mevzu buradan kaynaklanmıştı ve Hatay Spor belki de geçen senenin hıncını Volkan bu sene adeta bir silime yaparak 5 gollü galibiyetle Alanya Spor'dan aldı. Burada bir parantez. Alanya Spor geçen seneki oyununu oynamıyor. Alanya Spor'da bana göre çanlar aslında çalmaya başladı. Çağdaş Hoca'nın biraz daha oyununu geçen seneye göre evrilmesi lazım. Çünkü Başakşehir maçında da hiç toplu oynamadılar. Bu maçta zaten çok çok kötüydüler. Alanya Spor için bence durumlar kritik olabilir. Evet. Hakikaten öyle. Çünkü o alışmış olduğumuz Alanya Spor düzenini maalesef bu sezon başlangıcından itibaren pek göremiyoruz. Çağdaş Hoca için de dediğin çok doğru. O çanlar yavaş yavaş çalmaya başladı diyelim. Hayırlısı olsun. Yani evet, hayırlısı olsun. Şöyle Nazım abi, haftaya Cuma'da programımızda yine tekrar birlikte olacağız. Cumartesi, pazar yine hakeza. Tabii liglere biliyorsun bir ara durumu var. Bir hafta süreyle. En azından şöyle bir durum var. Milli takımımızın maçlarını da çok net bir şekilde yorumlama fırsatı olacak. Maçlardan birazcık kafamızı kaldırıp, Süper Lig maçlarından ve birincilik maçlarından biraz kafamızı kaldırıp en azından milli takımımızla yorumlayabileceğiz. İşte ben de Volkan Yılmaz, ben de tam zamanında gittim zaten. Tam zaman tatil yaptım. Madem bizimki ligler tatil, bana da çalışmak düşmez, bana da tatil yapmak düşer dedim. Volkan Yılmaz, yani Türkiye ligleriyle paralel tatil yapıyorum. Bu da senin de fikrine bir ufakçık bir yazıcı olsun. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sana iyi yolculuklar diliyorum. Güle güle git. Son cümlem. İki güzel maç var. Aslında bu maçları beraber izlememiz lazımdı ama şans böyle denk geldi. Sivas'ta Sivas Spor Göztepe. Çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Daha doğrusu kaliteli değil ama güzel bir maç bizi bekliyor. Diğer tarafta ise atletli olduğumuz Altay Fenerbahçe maçı var. Bana göre muhteşem bir maç. İnşallah iyi oynayan kazansın diyorum. Kesinlikle. Bence şu anda Altay Fenerbahçe maçı şunu söyleyebilirim. Ligin hakikaten şu anda iyi top oynayan, oynamaya çalışan iki iyi takımı. Seyir zevki de yüksek. Bol gol de görebiliriz Nazım abi maçta. O maçta. Hakikaten bu konuda canlı gözlerle izlemek fırsatını da yakaladığın için hakikaten çok şanslısın. Çok isterdim. Çok, evet. Çok isterdim. Aynen. Orada olup da hakikaten maçı izlemeyi. Ama olsun. İleriki haftalarda İnşallah biz de tekrar bir İzmir seyahatimiz olur. O maçları da tekrar birlikte de izleme fırsatı buluruz. Lütfen Altay'da Rodriguez'de Pinares'e anlatı gözle baksınlar. Çünkü iki şeyli oyuncu çok üst düzey performans veriyor.
Bunu da ben dipnot olarak gösteriyorum, söylüyorum sizlere. Evet. Çok teşekkür ederiz sevgili Nazım Türknaz. Program ortağım, partnerim, hep açarsın ya sen programımızı. Ben de tabii ki şu anda senin telefonunu kapatırken ben de aynı şeyleri söyleyeyim. Kendine iyi bak. Tadını çıkar. Güzel bir tatil olsun. En azından güzel bir tatil olsun ki geldiğin zaman ben de senin dilinden kurtulayım. En kötü ihtimal ayaklarımı sokacağım ama o ayaklar denize girecek yani. Tamam, girsin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Seviyorum seni. Hoşçakal. Sağ ol. Sağ ol. Evet, sevgili Nazım Türknaz'a da bağlantımızı gerçekleştirdik. Bugün böyle tabii arka arkaya konular, konuklar arka arkaya geliyor. Hakikaten çok da böyle keyifli, eğlenceli bir program oluyor. Tabii ki bizim de baktığımız zaman yönümüzün her zaman Anadolu kulüpleri olması. Tabii biz de bu minvalde ilerlemeye çalışıyoruz. O yüzden de ben tabii ki İstanbul dışı olduğu için İzmir'i de bir Anadolu şehri olarak gördüğüm için Nazım Türknaz'la İzmir'e giderken bağladık. En azından ondan da almamız gereken bilgileri de almış olduk. Var mı bağlantımız Hakan? Evet. Şöyle sevgili dostumuz Fatih Dağlı aşkı Kayseri Spor. Kayseri Spor'un hakikaten Yukatel Kayseri diyelim. Artık ciddi de bir sponsorlar önüne de bunu koymak zorundayız. Hakikaten neferi, Kayseri Spor'un neferi. Gerçekten varını yoğunu veriyor. Ne olursa olsun her zaman iyi olmasını istiyor. Hattımızda Fatih Dağlı var. Fatih merhaba, günaydın. Günaydınlar Volkan abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Nazım abinin de sesini duyduk. Daha iyi olduk senden. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederiz. Dün akşam Fatih maç vardı. Biliyorsun biz de evet o maça biz de katıldık. Maçı izledik sizler gibi. Ne diyorsun? Yani dün akşamki maçın nezdinde ve özellikle 2 hafta oldu. İkbet Hoca'nın gelmesinden sonra takımı nasıl görüyorsun ve ilerisi için takım umut vaat ediyor mu? Abi ben bunu bu soruyu önce sana sorarak cevaplayacağım. Şöyle söyleyeyim. Siz canlı izlediniz Nazım abiyle. Bench'te Hikmet Hoca'yla, takımla, yedek oyuncularla, golden sonra takımın bütünleşmesi veya 90 dakikaya baktığında bizim takım teknik heyetle bir bütünleşme nasıldı? Bence önce sen bunu cevapla, ben de sonra senin sorunu cevaplayayım abi. Şöyle, ben yani net bir şekilde buradan tarafsız bir şekilde söyleyeyim. Bütünleşme yoktu. Bütünleşme yok. Gol sevinci gibi bir sevinç. Şöyle o gol sevinci şimdi yok, o kenar şimdi gol sevincinin Fatih'im şöyle bir durum var. Gol sevincini bugün ülkemizde yani bu tarz gol sevinçlerini çok gördük. Takım çok başarısızken de, çok başarırken de, yani düşerken de, şampiyonluğa giderken de. Gol sevinci olarak değil. Yani gol sevincilik, o bütünleşmeyi ben kastetmiyorum. 2 haftalık dönemde takımın yapısıyla, kulübün yapısıyla Hikmet Hoca'nın şu anki durumu daha tam anlamıyla böyle bir sinerjiye, bir birleşmeye kavuşmamış görüyorum ben. Evet abi, biz de öyle görüyoruz. Yani Hikmet Hoca'dan ziyade ben biraz da Yalçın Hoca'ya da değinmek istiyorum. Yani Baba Tiam'ı gördük, golü attı. Geçen haftaki mevzuya döndü yani. Gavranovic oynamadı ama Gezal uçaktan indi, maça çıktı. Bu adam dün bir gün önce imza attı. Bugün 11 çıktı. 90 dakika oynadı. Golünü attı. 3 milyon TL para kazandırdı. Pereira'yı severiz sevmeyiz. Hani başka bir mevzu ama kondisyonunu gördük Tiam'ın. Evet. Ya bizim takım yanına yaklaşamadı Tiam'ın. Yani bizim takımda kondisyon namına hiçbir şey yok. Ki biz bunu Adana Demir maçında da gördük. 60 dakikada takım düştü. Ama Tiam 85 dakika, 90 dakika hem defansa hem hücuma, yani her tarafa yardım etti. Özkan abinin dediği çok doğru. Yani Tiam'ı ben Başakşehir alır diye düşünüyordum. Fenerbahçe gözler çıkarınca, hani Başakşehir'in kadrosu hep Fenerbahçe ağırlıklı olduğu için. Hı hı. Ama bize geldi. İyi bir oyuncu seçimi olmuş bizim için. Ama bizim çok eksiklerimiz var. 1-0'lık galibiyet bizi hiçbir şekilde kandırmasın. Bizim ya oyun olarak, mental olarak, kondisyon olarak yani çok açığımız var. Başakşehir'in yerine dün Hatay Spor olsaydı belki biz 7-8 yerdik. Yani o Hatay, Alanya'ya 5 tane atan Hatay olsaydı, hı hı, biz yani bırakın 3 puanı pozisyon bulursak sevinir. O derece bizim takımımız biraz daha zamanı, bu 15 günlük milyara bizim için de iyi gelebilir. İnşallah taşlar daha yerine oturur. Göreceğiz. Yani şöyle evet, bu
15 günlük bu milli ara hakikaten birçok takımda mısın? Yani işte Alanya gibi, Kayseri gibi, işte Giresunspor gibi hakikaten böyle kötü başlayan takımlar için, özellikle bizim Sivasspor gibi böyle kötü başlayan takımlar için iyi gelecektir. Aynen. Evet, bir iki belki transfer takviyesi de yapılacaktır. Bu arada dün ben basın toplantısında Hikmet Hocam'a sordum. Dedim ki hani bir açıklaması vardı Fatih, bana bir adam lazım demişti. Açıkçası o bir adam açıklamasından sonra birçok, ben en azından sosyal medyada gördüğüm kadarıyla birçok Kayseri Spor taraftarlarında bir tepkisi oldu bu açıklamaya. İşte dedi ki bir adam mı bu takımı işte alacak, sırtlayacak, kurtaracak, mevcuttaki oyunculara şey mi var? Yani hani böyle bir saygısızlık anlamında bir şey söyledi taraftarlar. Dün ben onu sordum hocaya, bir adam mı ya da bu adam Tiyan mıydı? Değildi dedi aslında. O bir adam olur mu olmaz mı bilmiyorum ama tabii ki ben Kayseri Spor yönetimi ve Berna Başkan'a çok teşekkür ediyorum dedi. Çok güzel bir kadro kurdu dedi. Şimdi zaten Hikmet Hoca'nın söylemesi üzerine de elinde evet güzel bir kadro var. Bireysel anlamda iyi bir kadro var. Bakalım bu kadrodan hakikaten her türlü malzeme var. Ekmek yapabilecek mi? Ekmek çıkarabilecek mi? Merakla bekliyorum ben. Abi bütün Kayseri bekliyor. Belki yani futbolda ilgilenen diğer insanlar da bekliyordur. Bizim Hikmet Hoca'ya karşı bir geldiğinde önyargımız vardı ama takım bizim takımımız. Yani bu demek olmuyor ki Hikmet Hoca'yı desteklemeyeceğiz, köstek olacağız. Her zaman arkasında olacağız. Yapacak bir şey, takım bizim yani. O yüzden inşallah başarılı olur. Yani kimse tuttuğu takımın başarısız olmasını istemez. O yüzden hani Sivas Spor örneğinde olduğu gibi hani geçen sene de böyle başladı Sivas Spor. Evet, ama evet. Ondan sonra toparladı. Ha, bu transfer politikası biraz daha farklı bu sene. İnşallah verim alırlar. Yani biz de baktığımız zaman bizim transfer politikamız Sivas'tan iyi oldu bu sene. Tabii ki %100. İnşallah bunu dediğin gibi malzemelerinden pasta oluştururlar abi. Vallahi göreceğiz Fatih. Yani şöyle başkanın da hakikaten bu sene heyecanı bir başka. Alınmış olan, yapılmış olan sponsorluk anlaşması ciddi bir rakamlar var. En azından geldik, gördük de ve şahit de olduk. Ciddi rakamlar var. Hikmet Hoca'yı tekrar getirmeleri bir parça da olsa, hani bir parça değil hatta şöyle %60 %70 belki taraftar tepkisi olmasına rağmen inatla ve ısrarla hani Hikmet Hoca'nın arkasında durup da getirmiş olması da hakikaten başkanın da almış olduğu çok büyük bir, açıkçası yapmış olduğu çok büyük bir kumardı. Ama buna rağmen şöyle bakalım Fatih. Sonuçta siz Kayseri sporlusunuz. Kayserilisiniz. Takıma her türlü destek vermek zorundasınız. Sonuçta şöyle bir durum var. Hatta sizler de her zaman söylüyorsunuz. Kravatlılar değil atkılılar kalıcıdır diye. Belki de kulübün sahibidir diye. İyi yanından bakmak gerekirse Hikmet Hoca geldiğinden beri 4 puan. Yani 2 maç 4 puan. Evet. Yani o maç, ha o iyi bir oyun var mı? De, yok. Hani işte abi bizim biraz da şimdi biz yıllarda hani son biraz önce konuştunuz ya Nazım abiyle, yani baktığımız zaman küme düşmenin kalktığı sene biz Ankara Gücü Malatya. Geçen sene direkten döndük. Ondan önceki sene zaten sıkıntılı Şumidika'dan sonra sıkıntılı bir süreç yaşadık derken hani sürekli 3-4 yıldır sanki düşme hattının hani 6 tane bir futbol severe sorsan Demirbaşı'nı biri söyleyecek. İşte Malatya'yı söyleyecek. Bizim artık buralardan kurtulmamız, sıyrılmamız lazım. Yani buralara başka takımlara bırakıp artık bizim önümüze bakmamız lazım ki yani çünkü bu şehir daha önce hani Türkiye Kupası'nı almış, yani Avrupa'da kendi çapında boy göstermiş, bazı başarıları kazanmış bir kulüp, bir şehir. O yüzden biraz daha hatalarımızdan ders çıkarıp ileriye bakmamız gerekiyor. İnşallah bu sene öyle bir sene olur. İnşallah. Yani hakikaten şöyle, yani özellikle son 2-3 yıldır hep böyle ligin dibini görüp işte düştü mü düşmedi mi, işte bir düşme kalktı, kalkmasaydı Kayseri Spor küme düşüyor olacaktı. Yani artık hakikaten yani Kayseri Spor gerçekten çok büyük bir cami. Ben özellikle tabii bunu zaten bir futbol sever olarak çok iyi biliyorum ama özellikle gelip de gördükten sonra da bunu zaten netleştirdim kendi içimde. Ya böyle bir şehrin böyle bir takımı yani artık böyle düşmeleri falan, işte sezonun son 2-3 haftası matematiksel hesaplar yapıp o yani yapmış olmaktan kurtulması lazım. Aynen öyle abi, aynen öyle. Yani bizim buraları artık hani düşmeyi
takımla ilgili konuşurken kelime dağarcığımızdan çıkartmamız lazım. Yani alt sıralara sadece hani biz bu hafta kimle oynuyoruz? Aa, bunun ihtiyacı varmış falan. Hani o gözle bakmamız gerekiyor. Bunun içinde bir takım olgusu, kadro hani güzel. Bunu da yapacak hoca bir gerçekten takım olgusu oluşturursak, bir birliktelik sağlarsak başarının geleceğini düşünüyorum. Tabii herkes de dersine çalışacak, ödevine çalışacak. Kuru kuruya başarı olmuyor. Kesinlikle. Yani Şerif'i gördük abi, işte kaç tane takım eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Evet. Yani kadro değeri 10 milyon 12 milyon euro diye konuşuyor. Tam bilmiyorum ama evet. Yani olmayacak şeyler değil. Yeter ki doğru bir planlama yapalım. Şimdi orada 10 milyon euroluk bir Şerif var. Burada baktığımız zaman 35-40 milyon euro civarı bir Kayserispor var. Aynen öyle abi. Yani Şerif çok güzel bir örnek aslında bizler için. Yani Türk futbolu için, sadece Kayserispor için değil. Bütün takımlar için çok güzel bir örnek. Çok güzel bir yapılanma. İlla gidip de 2 milyon 3 milyon eurolara futbolcu almana gerek yok. Yani bulan bulabiliyor. Biraz önce konuştunuz işte Balkanlara. Tabii. Balkan, yani Konya Spor örneği var. Hani başarı geldi mi sportif olarak Konya Sporlara sormak lazım. Hani kümede kalmak Konya için, Kayseri için başarı değil. Ankara Gücü için başarı değildi bunlar. Ama hani oraya yitiyor elindeki futbolcu, borç yükü. Yani kulüplerimizin zaten borcu hepsinin almış başını gittiği için. Ama doğru bir yapılanmayla işte bu sene futbolcu transferimiz var. Yaklaşık 5-6 milyon euro gibi bir futbolcu transferimiz var. Hani bunu güzel değerlendirmek gerekiyor. Hani Pedro'yu da Sivas'a bela ettik. Abi kusura bakma ama. Vallahi Pedro'yu Sivas'a verdiniz. O transferle ben de açıkçası şöyle. Sivas'a ve Sivas Spor'a düşman ettiniz beni ya. Ya Rıza Hoca dedi ya, ben dedi bütçe istiyorum, bonservisleri futbolcu almak istiyorum dedi ama o futbolcu Pedro muydu işte. Alındı ve şöyle bir durum var. Yani adam da direkt sakatlandı. Yani iki ay sahalardan uzak herhalde, omuzda mı bilmiyorum artık, bir köprücük gemiğinde herhalde bir problem varmış. Şimdi abi iki de, ay sahalardan uzak nasıl olacak? Aynı bir yani durumu var. Eşinden ayrılmış galiba. O evet. Yüzden biraz yani onun toparlanması zaman isteyecek sizin açınızdan. Allah sağlık saat versin. Ne diyelim sevgili Fatih? Fatih çok teşekkür ederiz. Yine bize güzel bilgiler verdin. En azından Kayseri Spor cephesinden hakikaten bu bilgileri de aldık senden. Senin de bu bilgilerine de ve birikimlerine de her zaman başvuruyoruz. Sağ ol. Eksik olma. Bizi de her zaman bilgilendiriyorsun. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Sana da kolay gelsin. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol. Üçleme devam ediyor. Üçleme. Sessiz çoğunluğu meclislerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Evet, üçlemeden herkese tekrar merhaba. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Yeni Malatya takımını konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Sevgili Burak Altun hocamızla konuşacağız. Burak hocam merhabalar, günaydın. Merhabalar Volkan Bey, günaydın. Malatya'dan sevgiler, selamlar. Bizden de sevgiler, selamlar. Benim yakın şehrim biliyorsunuz. Evet. Şöyle, aslında çok da böyle yakın şehrim değil, aslında köken tarafı tamamen Malatya olduğu için. Ama tabii ki biz doğduğumuzda kendimizi Sivaslı görmüşüz ve oradan da devam ediyoruz aynı şekilde. Şöyle Burak hocam, Malatya Spor'un en azından şu ilk 3 haftalık periyotta gidişatını nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce böyle bir başlayalım. İlk hafta Trabzonspor karşısında şok bir, ağır bir yenilgi aldı Malatyaspor. 5-1 kendi sahasında 5-1 ile mağlup olduktan sonra camiada böyle bir huzursuzluk oluşmaya başlamıştı. Özellikle transferlerin yetişmemiş olması, bazı mevkilerde oyuncuların yetersiz kalması. Göztepe maçı bir nebze akıllı oyunla diyelim. Taraftarı, camiayı biraz umutlandırdı. Çünkü Gaziantep karşılaşması ise geleceğe daha güvenle bakmamıza sebep oldu diyebilirim. Ama yönetimin bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bu puanlara güvenip transfer eksik olan noktalarda transfer yapmamasını bekliyoruz. Yapmasını bekliyoruz. Geçmiş senelerde bunun acısını çok çektik. Puana güvenip Erol Hoca döneminde özellikle transfer yapmamıştı yine Malatya Spor yönetimi. Ancak ilerleyen haftalarda bunun eksikliğini fazlasıyla hissetti. Ama yönetimin umuyoruz bu puanlara güvenip transfer yapmayacağız dememesini bekliyoruz yani.
Vallahi şöyle, dediğinize katılıyorum. Çok fazla böyle hani transferle çok fazla iş olmuyor. Yani Yeni Malatya takımının biraz da şöyle, Adil Başkan elindekileri hani çok verimli kullanmaya çalışan bir başkan. Para harcamayı sevmeyen bir başkan. Hemen yakın komşusu, hep söylüyorum ben, Sivasspor Başkanı Mecnun Başkan gibi para harcamayı çok fazla sevmeyen bir başkan. Bakalım yani, göreceğiz. Ama aslına bakıldığı zaman şöyle bir durum var. Şöyle bir şey var ortada. Şimdi 3 maç 6 puan. Yani çok da aslında, hatta hiç kötü değil. Bence çok da başarılı geçiyor şu anda sezonun ilk 3 haftası. Açıkçası hani gelecek adına bilmiyorum. Yani şimdi bana bu soruyu sorsanız, gelecek adına işte sen Yeni Malatya takımından bir umut görebiliyor musun diye. Valla ben bu soruyu cevaplayamam. Açıkçası şöyle, Malatya Spor'un aslında şöyle şansı var. Adil Başkan aslında biraz akıllı davrandı. Bu burun dili gençler konusunda. Hı hı. Mesela Yusuf'u Başakşehir'e verdik. Bu senenin starı Jospin olacak. Bakın görün. Takip etmişsinizdir. Haki Osman denen bir futbolcumuz var. Bunlar hep son Gaziantep maçında son dakikalarda oyuna gittiler. Filip Avuku, Endizli'ye Erik. Bunlar hep burun dili gençler. Hani o zaman Yusuf'la dalga geçilmişti işte, asgari ücretle çalışıyor falan. Evet, evet. Gerçekten bu yani bu çocukların başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum. Yeter ki destek verirsin. Yeter ki İrfan Hoca oynatsın bu çocukları. Ama tabii ki kalite de lazım. Süper Lig affetmeyen bir lig. Sadece Adem Büyük'le Tette'yle gidecek bir iş değil bu iş. Evet, zaten şöyle bir durum var. Dün maçta da mesela, evet, Tette'ye hakikaten özellikle atmış olduğu o gol, rakip defansı çalımlaması ve Günay'ı o şekilde, ya şöyle bir durum var. Genelde hani kaleciyi çalımlarsın, yatırırsın, atarsın. Tamam. O golleri hani çok gördük ama kaleciyi önden çalımlayıp da hakikaten terse yatırıp da bu şekilde bir gol atması hakikaten çok büyük usta işi bir gol. Zaten Adem Büyük kaldığı yerden devam ediyor ama dediğinize katılıyorum. Şimdi Adem'le, Tette'yle şimdi bir yere kadar bu ligi götürebilirsin. Yani sezon sonu, aynen, geldiği zaman yani hani işte rakip puan kaybetsin, ben bir puan alayım, ligde kalayım. Yani bu laf kalabalıklarını yani inşallah yaşamaz Yeni Malatya takımı. Camia yoruldu. 2 sezondur küme düştük. Erik çıktık. İşte geçen sezon Rize maçıyla son 2 hafta kala ligde kaldık. Camia bunlardan yoruldu. Malatya Spor'un rahat bir şekilde ligi bitirmesini, Malatya Spor'un üst sıralar oynamasını istiyor. Burak Hocam, net şimdi, bir şekilde. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi şu anda mesela açtım baktım. Malatya Spor'un şimdi sezon sonuna geldik diyelim. Evet. Son maçlarına bir bakalım. Son hatta şöyle yapalım. Son 6 haftaya bakalım. Galatasaray maçı var, deplasman. Şimdi şu anda en azından gördüğümüz kadarıyla ligin çok iyi takımlarından Konyaspor maçı var. Bu arada düşme adayı gösterilen, hakikaten hiç iyi oynamayan Rizespor maçı var. Kayserispor yine aynı şekilde ve son maç Fenerbahçe maçı. Çok zor işte. Şimdi bak, çok zor. Yani müthiş zor bir fikstür. Çok iyi takımlar var ve de düşme adayı olan, can havli olan takımlarla mücadele edecek. İşi buraya bırakırsa Yeni Malatya takımı, gerçekten işi çok zor. İşimiz çok zor, aynen öyle. Bu yani arada 2-3 tane kaliteli transfer bekliyoruz. Bu beklediğimiz transfer tarzı da şu şekil. Geçmiş sezonlarda oynamış olan futbolcularımızdan Dilerme ve Bifuma tarzı kilit açıcı oyuncular lazım Malatya Spor'a. Şimdi Malatya Spor'da böyle bir oyuncu yok. İşte özellikle geçen 2 haftadır ben bunu takip ediyorum. Malatya Spor'da aslında bir Ryan Abit gerçeği de var. Var. Ryan Abit daha da basmada yer bırakmıyor Volkan Bey. Canlı gözle de izlemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah İstanbul'daki maçlara geldikleri zaman. Geleceğiz inşallah. İnanın hani ciğersiz oynuyor derler ya. Aynen o şekilde. Ryan Abit müthiş bir transfer olmuş Malatya Spor adına. Karim Hafez'in dün olmaması sol kanatta Malatya Spor adına büyük bir eksikti. Hatta o bölümü tam tamamlayamadı. Hatta iyi bir sol bek. Sol açık olarak oynayamadı. Karim Hafez eğer sol açık olarak o dünkü sahada yer almış olsaydı eminim Gaziantep Spor karşısında daha farklı bir galibiyet elde edebilirdi Malatya Spor. İrfan Hoca, şimdi bu sezonun nezdinde aslında şöyle, ben her zaman söylüyorum tabii ki, İrfan Hoca'nın hep böyle saha içerisinde değişik varyasyonları var. Yani en azından idmanlarda da zaten bunu net bir şekilde ben biliyorum, idmanlarda da çok böyle değişik varyasyonlar deniyor. Bu sezon şöyle bir şey görüyorum, Yeni Malatya takımında ısrarla İrfan Hoca üçlü defanstan gidiyor. Şöyle, onu da şöyle açıklayayım. Çünkü karşılaşmadan bir örnek vereyim. Aslında Karim Hafez'in olmamasından dolayı bu yaşandı.
Hücumdayken üçlüye dönüyor. Savunmadayken dörtlü beşli savunmaya geçiyor bir anda. Hoca da oyunun gidişatına göre savunmayı bir şekilde geri toparlıyor. Üçlü savunma Trabzon maçında denedi. Denedi ama ağır oldu. Deyince, maalesef tekrar oyun sistemini özellikle Sadık'ın gelmesinden sonra onu da söylemek istiyorum Volkan Bey. Sadık Malatya Spor için büyük bir nimet oldu aslında. İlk karşılaşmayı izlediniz bilmiyorum ama Sadık Malatya Spor'un oyuncusu. Fenerbahçe'de zorlanmış olabilir ama Malatya Spor gibi Anadolu kulüplerinde rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Evet. Birçok pozisyonda da Gaziantep ileri uç elemanlarına geçit vermedi. Vücudunu attı ortaya. Ama şimdi şöyle maçın, evet yani bu Sadık'la alakalı hakikaten böyle yani Malatya'nın çocuğu, hani böyle bir tabir hep kullanırlar ya. Aynen öyle. Evet yani hakikaten bu. Çünkü Fenerbahçe'de o verimi alamadık ama tabii ki Malatya'da net bir şekilde o verimi alacaktır. Ama şöyle ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ya ben mesela İrfan Hoca'ya güvenenlerdenim. Yani İrfan Hoca'nın arkasında durulması gerektiği düşünenlerdenim. Çünkü hakikaten şöyle bir özverisi var. İyi niyeti var her şeyden öncesinde. Evet, sizi evet. Zaten çok iyi tanıyor. Yani Malatya'yı çok iyi tanıyor her şeyden öncesinde. Ne istediğini, şehrin ve takımın ne istediğini ve dinamikleri çok iyi bildiği için. Bence aslında İrfan Hoca bir şans. İnşallah böyle birkaç haftalık o böyle oası bir mağlubiyet ya da beraberliklerde inşallah yönetim yollarını ayrılma kararı almaz. Çünkü bence böyle bir şey olursa Malatya'da çok büyük bir hata olacaktır. Valla geçen sezon Hamza Hamzoğlu'yla kaç maç bir hareketlerini bilmiyorum. Eğer ona hakkı verildiyse yani. İrfan Hoca'nın sezon boyu hakkı var. Ondan yana hiçbir şüphemiz olmasın. Ben İrfan Hoca'yla kolay kolay yollarını ayrılacağını hiç düşünmüyorum. Evet. Futbolcu da hocayı seviyor. Şehir de hocayı seviyor. Bilmiyorum maç sonrası görüntüleri izlediniz mi? Daha soyunma odasındaki paylaşmıştım, görmüştüm. Gördüm evet. Böyle bir uyum var yani. Güzel bir sinerji var, evet. Güzel bir sinerji var. Gençlerin, alttan gelen o gençlerin de müthiş bir enerjisi var. Daha oynatmadığı bir sürü genç oyuncu var İrfan Hoca'nın. Hı-hı. Fırsat veremediği. Umarız onları da işte Türkiye Kupası olsun, diğer lig maçlarında da izleme fırsatı bulacağız. İrfan Hoca konusunda hiç şüpheniz olmasın Volkan Bey. Hı hı. Malatya şehri İrfan Hoca her zaman arkasında durur. Yani durması da gerekiyor dediğiniz gibi. Geçen sene Hamza Hoca'nın arkasında o kadar durulduysa, o kadar başarısızlığa rağmen dibi görmüş. Aynen. Bir Hamza Hamzaoğlu'na bu kadar hani tahammül edildiyse İrfan Hoca herhalde koca sezon boyunca ne kadar mağlubiyet alırsa alsın tahammül etmekte tabii ki bence fayda var. Aslında şöyle tahammül olarak da bunu asla kullanmayayım. Yanlış bir tabir olabilir ama beklemekte, şans vermek diyelim, fayda olur. Çünkü hakikaten İrfan Hoca orayı çok iyi bilen bir hoca. Dediğim gibi de futbol bilgisi de net anlamda çok kuvvetli olan bir insan. Valla Burak Hocam teşekkür ederim size. Ara ara böyle tabii sizi alıyoruz. Bağlantılara hakikaten biz de kırmıyorsunuz. Gerekli bilgileri de alıyoruz. Allah razı olsun. Mutlulukla katılıyoruz biz programlara. Vallahi çok çok teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız. Her şeyden öncesinde bizim de oralardaki hakikaten gözümüz kulağımız oluyorsunuz. Her şeyden öncesinde bu da bizim için hakikaten çok çok önemli, çok kıymetli. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben çok teşekkür ederim tüm Malatyalılara, Malatya Spor taraftarlarına sevgiler, selamlar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet. Hakikaten şöyle bir şey var. Çok böyle yoğun bir konuklu bir program geçiriyoruz her şeyden öncesinde. İsterseniz şöyle bir hatırlatalım tekrardan. Medya Gaziantep'ten Hanife Özkan'ı, Aşkı Kayseri Spor'dan Fatih Dağlı'yı, Yeni Malatya'dan gazeteci abimiz Burak Altun'u, menajer dostumuz Özkan Tunalı'yı ve üçleme programının diğer yarısı olan sevgili Nazım Türknas'ı yollarda programımıza davet ettik, katıldılar. Hakikaten yani... Şöyle istediğimiz zaten bu. Hakikaten özellikle Anadolu kulüplerinin bu tarz temsilcileri, takımlarını çok iyi bilen, gerek tribünden, gerek yönetimden, gerek yerel basından hakikaten çok iyi bilen insanlara bizim ihtiyacımız var. Çünkü bizim yönümüz de tamamen o taraf olduğu için her şeyden öncesinde onlardan yerinden, kaynağından çok net bilgiler alıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. İyi ki varlar. Çok kıymetli bir durum. Mesajlarımız var. Mesajlarımızı da verelim. Zaten şöyle, yavaş
yavaş yavaş da evet programımızın da yavaş yavaş da sonuna geliyoruz artık. En azından mesajlarımızı da vermiş olalım. Ne demiş? Volkan abi merhaba. Yayınınızı her hafta ilgiyle takip ediyorum. Malatya Spor taraftarıyım. Daha önceki bir programda söylemiştiniz. İrfan Hoca da taktik çoktur. İlk haftaki ağır Trabzon mağlubiyetinden sonra takımı toparlanmış gördüm demiş. Evet, az önce de Burak Bey'le de zaten bu konuyu aslında konuşmuştuk. Şöyle, İrfan Hoca'nın hakikaten o taktik zekasından zaten hiçbir şekilde şüphemiz yok. Sadece problem olursa takım içerisinde ve yönetimsel anlamda bir problem olursa İrfan Hoca'nın başarısızlık durumu söz konusu oluyor. Ben hani Yeni Malatya takımının yapmış olduğu transferleri şöyle, çok fazla öyle hani aman aman gösterişli bir transfer yapılmadı. Ama yapmış oldukları transferleri en azından beğeniyorum. Sezon içerisinde hani sezon içerisinde yetecek kadar transferler yapıldı. Fazlasına zaten şöyle, Adil Başkan'ın da huyudur. Fazlasına gitmez, fazlasını yapmaz. Ama bence en iyi transferi Ryan Abitti. Geçen sezon Hatayspor'da hakikaten çok çok böyle başarılı işler yapan Ryan Abitti. Geçen sezon 39 maç oynamış Hatay'da. Hakikaten full çekmiş neredeyse. Çok ciddi bir transfer. Zaten Burak Hocam da ondan bahsetti. Sahada basmadık yer bırakmıyor diyor. Hakikaten öyle. Çok profesyonel bir oyuncu. Devam ederim. İzmir'den Ali Çetin demiş ki abi Göztepe taraftarıyım. Göztepe'yi bu yıl hiç iyi görmüyorum. Oynanan oyun tatmin etmiyor. Bugün Sivas deplasmanında Göztepe'nin şansı nedir diye sormuş. Kendisi Göztepe taraftarı. Zaten bizim de sevgili Nazım Türknaz, Yusuf Tasmacı ve sevgili Berk Demirkurt da Göztepe taraftarı. Bizim yakın dostlarımız, arkadaşlarımız. Bir yandan da tabii onlar da yazıyorlar. Bugünkü maçla alakalı da onlar da paylaşıyorlar. Şöyle evet, ben de herkes tarafından artık biliniyor. Sivaslıyım ve Sivassporluyum. Göztepe'ye baktığımız zaman kalan haftada iki maçta sadece bir puan toplamış. Ama şöyle bir durum var. Sivas'ta iki maçta hiç puan alamamış bir Sivas var. Artı Konferans Ligi'nde hakikaten çok ağır yara almış bir Sivasspor yine gördük. İki maçta 7 gol yemiş bir Sivasspor. Son maçta zaten 5 gol yemişti. Bunu da zaten buradan da en azından bilmeyenler için de Kopenhag'dan böyle bir mağlubiyet almıştı. Ben Sivasspor'u bu sezon hakikaten hiç iyi görmüyorum net bir şekilde. Bugünkü maça da bakıldığı zaman evet, Göztepe'nin de çok böyle seyir zevki yüksek bir oyunu yok. Hani yapılan transferler de açıkçası yani çok da böyle ele avuca gelecek bir transfer de yapılmadı Göztepe'de. Aynı Sivasspor'da olduğu gibi. Bugün bu maçın çok zevkli geçeceğini düşünmüyorum. Yani en azından benim fikrim bu. Kısır bir maç olacak. Buradaki tek avantaj şu, Sivasspor adına Göztepe karşısında. Sivasspor'un kanatları biraz daha hızlı kanatları var. Bunu da net bir şekilde belirtelim ama çok ortada bir maç olacak. Kısır bir maç olacak. Bakalım görelim. Yani birbirlerine çok böyle üstünlük kurabileceklerini ben açıkçası düşünmüyorum. Devam edelim. İstanbul'dan Oğuz Yüksel. Abi programınızın hastasıyım. Teşekkür ederiz kardeşim. Anadolu takımlarını konuşmanız ziyadesiyle beni mutlu ediyor. Kayserispor taraftarıyım. Bizim takımı gerek sosyal medyalarınızda gerek programlarınızda her hafta yer veriyor olmanız muhteşem bir şey. Vallahi mümkün olduğunca evet, yani sadece Kayserispor nezdinde değil, bütün Anadolu kulüplerimize de baktığımız zaman hepsine yine aynı şekilde yaklaşımımız aynı. Sadece farklı olarak evet, bir Kayseri ziyaretimiz olmuştu. Öyle bir davetler olmuştu Sayın Başkan Berna Gözbaşı tarafından. Biz de tabii gittik, gördük. Neler oluyor, neler bitiyor. Tesisleri falan gittik, gezdik, dolaştık. Yani Kayserispor'da açıkçası az önce de söylemiştim sevgili Fatih Dağlı'ya da, yani ülkemizin hakikaten iyi takımlarından. Sonuçta kocaman bir şehir, hakikaten çok büyük bir şehir. Camia bir takımı her şeyden öncesinde. İyi olmasını istiyoruz. Yani genelinde aslında şöyle, Anadolu kulüplerinin her anlamda iyi olmasını istiyoruz. Yani bu Sivas'ı, Malatya'sı, Kayseri'si, Konya'sı hakikaten hiç fark etmeksizin. Ve biz de programlarımızda hani en azından o hep söylüyoruz ya, biz kibrit kutusu kıvamında radyolarda, gazetelerde, işte görsel medyada, TV'de, yani bu kibrit kutusu kıvamındaki haberleri biz biraz daha böyle nasıl söyleyeyim
kibrit kutusu, kibrit kutusu kıvamında peynir derler ya, biz böyle bir kalıp peynir olacak şekilde aslında vermeye çalışıyoruz hepsine. Bu şekilde yer veriyoruz. O yüzden yani yaptığımızda çok da ekstra bir şey değil. Her şeyden öncesinde hak ediyorlar. Biz de elimizin yettiğince, dilimizin döndüğünce haklarını veriyoruz burada. Yavaş yavaş da evet, programımızın da yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Bugün de hakikaten yine çok çok güzel maçlara sahne alacak ligimiz. İsterseniz hemen programı kapatmadan tekrar yine vereyim. 19-15 sahasında Kasımpaşa Galatasaray maçı, Sivasspor Göztepe maçı, 21-45'te Altay Fenerbahçe. Çok bence keyifli olacak bir maç. Hakikaten bugün akşamın özellikle izlenilmesi gereken bir maçı. Sevgili Nazım Türknas da zaten akredite olup bugün Altay maçını, Altay Fenerbahçe maçını yerinde stadyumda, tribünde, basın tribünde yerini alacak, izleyecek. 21.45'te yine Giresunspor Trabzonspor maçı var. Maçlar yoğun. Bir lig arası verilecek. Milli takımlar, milli takımın maçları sebebiyle lig arası verilecek. O arada da tabii biz yine programımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. Evet, üçleme programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Cuma günleri 1-2 saatler arasında, cumartesi pazar 9-11 saatler arasında sizlerle birlikte oluyoruz. Sosyal medya hesaplarımız Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı. Şimdilik görüşürüz diyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle Radyo Spor'da ve üçlemede kalın. Hoşça kalın. Üçleme sona erdi. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.